Herkese merhabalar, Suna YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere renkli yıldız lif modelini paylaşmak istiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle anlatıyorum. Dilerseniz kalan iplerinizle, isterseniz sevdiğiniz renklerle yapabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Paylaşırsanız sevinirim. Şimdiden çok ama çok teşekkürler. Sağ olun. Modelimiz bu şekilde. Beyaz kısım ilk önce örülüyor. Sonra renkli kısım örülüyor. Sonra çiçekler ayrı yapılıp dikiliyor. En sonunda yine oyalama işlemi. Bu şekilde lifimiz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen lifimize başlayalım. 6 adet veya 7 adet zincir yapalım. 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir yaptım ve başladığım yere direkt batıyorum. Bir zincir yapıyorum ve buraya bir adet fıstık yapıp kapatıyorum. Evet. Araya 2 zincir yapalım. Yine aynı yere bir adet fıstık yapalım. Araya 2 zincir, halkamızın boşluğuna bu şekilde aralarda 2 zincir olmak üzere toplam 6 adet fıstığımızı yapalım. Aralarda 2 zincir var. Halkamın boşluğuna fıstık yapıp kapatıyorum. 5 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincirle başladığım halkanın fıstığın tepesine direkt batıyorum. Bir seferde çıkarıyorum. Evet, bir zincirle fıstığın tepesine buraya bir adet fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir, yukarıya bir fıstık, tığımı ipimi dolayarak en aşağıya yine bir fıstık daha, ikisini birlikte kapatalım. Araya 2 zincir ve yandaki fıstığın tepesine şu şekilde tığıma ip dolayarak yine biraz önceki gibi bir fıstık yapıp kapatıyorum. Yukarıya bir, en alta bir. Şimdi ikisini birlikte kapatıyorum. 1-2 zincir, yandaki fıstığın tepesine tığımı ip dolayarak fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir, dibine ikisini birlikte kapatıyorum. Aralarda 2 zincir var. Bütün fıstıklarımın tepesini böyle yapalım. Aynı şekilde devam edelim böyle yapmaya. Evet, 2 zincirle şöyle başladığım yere direkt batıyorum şu şekilde. Evet, bir zincir yaptım ve en başa bir adet fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir ve tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık daha tığım ipimi dolayıp son yere de yapıyorum ve şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Burada arttırmamız gerekiyor. Tepeye, kapattığım yere bir tane, dibine, tekrar dibine bir tane daha yapıp şu yan yana duran fıstıklarımızın iki olmasını sağlıyoruz. Altta bir taneydi, şimdi iki tane oldu. 1, 2 zincirle yan tarafa yine aynı işlemleri yapıyoruz. Fıstığımı yapıp kapattım. Bir zincir yaptım. Tepeye bir fıstık, kapatmadan tekrar başladım, en başa bir fıstık daha ve tığımı ip dolayarak yan tarafa bir fıstık daha, şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım, yine aynı biraz önceki gibi çoğaltma işlemini yapalım. İkisini birlikte kapatıyorum. 2 zincir yan tarafa, en başa bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir, en başa bir tane daha ve sonuna bir tane daha yapıp üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir ve çoğaltma işlemi için bir daha, sonuna bir tane daha yapıp ikisini birlikte kapatıyorum. Araya 2 zincir yapıp bütün etrafı bu şekilde yapalım. Evet, son sırama geldim. Yine 2 zincirle başladığım yere, buraya direkt batıyorum, bir seferde çıkarıyorum. Evet, bu şekilde oluştu. Bir zincirle tepeye bir, üçüncü sıramızı yapalım. Bir fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir, tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık daha, sonra yan tarafa bir fıstık, şöyle üçünü birlikte kapatalım. Bir zincir yapalım. Kapattığım yere bir fıstık, dibine ve yan tarafa. Üçünü birlikte bu şekilde kapatıyorum ve yine arttırma işlemini burada da kapattığım yere bir fıstık ve son yere bir tane daha yapıyorum ve araya artık 3 adet zincir yapabiliriz. 3 adet zincir yapalım. Tığımı ip dolayarak yan tarafa yine aynı işlemi yapalım. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tepeye bir, en başa yine bir, yan tarafa ve üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir fıstık, tığımı ip dolayarak yan tarafa ve diğer son köşeye. Şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Yine arttırma işlemine. Buraya da 2 adet fıstıkla ikisini birlikte kapatıyorum. 2-3 zincirle yan tarafa geçiyorum. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir, en başa bir tane daha, iki oldu. Şimdi yan tarafa üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir fıstık, dibine bir tane daha ve son yere bir tane daha yapıp üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, tepeye bir, kapattığım yere tığımı ip dolayarak en son yere de fıstık yapıp kapatıyorum. 1 2 3 adet zincirle bütün etrafa böyle buraya kadar yapalım. Evet, başladığım yere gelmek üzereyim. 1 2 3 adet zincirle şöyle başladığım yere direkt batıyorum. Evet, 3. sıradayım. Yan yana 3 tane oldu. Böyle 6 tane olasıya kadar öreceğiz. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tepeye bir fıstık, dibine tığımı ip dolayarak yan tarafa şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım, kapattığım yere bir fıstık, dibine ve yan tarafa böyle üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir fıstık, dibe, buraya bir fıstık ve son yere şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. 3 tane oldu şimdi yan yana. Arttırmayı yapmamız gerekiyor. Kapattığım yere bir, şöyle son yere bir yapıp ikisini birlikte kapatıyorum. Evet, şimdi tekrar 3 zincir yaptım ve karşıya yan tarafa bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincirle tepeye bir, yine aynı işlemi bütün bölümlere, 6 bölüme de yapalım. Üçünü birlikte kapatıyoruz. Sonuna gelince ikili kapatma yöntemi. Bu şekilde devam edelim. Kapattığım yere bir, dibine bir tane daha ve son köşeye üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım ve kapattığım yere bir ve buraya son yere de bir tane daha yapıp ikisini birlikte kapatıyorum. Evet, yine 1 2 3 adet zincirle bütün bölümlere yapalım, buraya kadar gelelim. Bu şekilde sıra sonuna geldim. 3 zincirle tekrar buraya direkt batıyorum. Bir zincir yapıyorum, en başa bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir, tepeye bir, tığımı ip dolayarak dibine ve yan tarafa üçünü birlikte şöyle kapatıyorum. Bir zincir, kapattığım yere bir fıstık ve dibine bir fıstık ve tığımı ip dolayarak yan tarafa bir fıstık, üçünü birlikte kapatıyorum. Üçünü birlikte kapatma yöntemiyle şu köşeye kadar gelelim. Evet, kaldığım yerden devam ediyorum. Şu kapattığım yere bir fıstık, dibine bir fıstık ve yan tarafa bir fıstık diyerek üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir fıstık, dibine, yan tarafa, son köşeye yani üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım ve kapattığım yere bir fıstık, yine son köşeye bir fıstık yapıp çoğalmasını bu şekilde sağlıyorum. 2-3 zincirle yan tarafa tığımı ip dolayarak yine aynı şekilde fıstık yapıp kapatıyorum. Şöyle oldu. Kapattığım yere, tepeye bir fıstık, şöyle dibine bir fıstık daha, yan tarafa bir fıstık, şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir tane, şuraya iniyorum, aşağıya bir, yan tarafa bir fıstık yapıp şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum, kapattığım yere bir fıstık, dibine bir, yan tarafa üçünü birlikte kapatıyorum. Üçlü kapatma yöntemiyle sonuna kadar gelip sonunda da ikili kapatma fıstıklarımızı bu şekilde bütün bölümler evet, ikili fıstığımı kapatıyorum ve 2 4 5 tane fıstığım oldu yan yana. Araya 1 2 3 zincir, duruma göre 4 zincir de olabilir. Şimdilik 3 zinciri, diğer bölümleri de aynı şekilde yapalım. Evet, bu şekilde bütün etrafı yaptım. 4. sıramızda böyle 3 zincir var aralarda. Yine 3 zincir yapıp hemen başladığım yere direkt batıyorum bu şekilde. Evet. Bir zincir yapıyorum ve yine son olarak sıramızı yapalım. Buraya bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tepeye bir, dibine ve tığımı ip dolayarak yan tarafa şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir fıstık, yan tarafa, aşağıya ve tığımı ip dolayarak yan tarafa şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Yine aynı üçlü kapatma yöntemiyle sonuna kadar gelip sonunda da yine aynı ikili kapatma yöntemi. Şimdi birlikte kapatıyorum. Bir zincir, kapattığım yere bir, tekrar dibine bir tane daha ve yan tarafa bir tane daha yapıp şöyle Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Şöyle tepeye bir, dibine bir ve yan tarafa. Üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir, dibine de en son köşeye de bir tane daha yapıp ikisini birlikte kapatıyorum ki buralar 2, 4, 6 tane olsun. Son sıramız 6 tane. Yine 3 veya 4 zincirle yan tarafa tığımı ip dolayarak fıstık yapıp kapatıyorum. Kapattığım yere bir, en başa tekrar şöyle 2 oldu. Tığımı ip dolayarak yan tarafa 3 tanesini yapıp kapatıyorum. Evet, bu şekilde son sıramızda böyle yine aynı arttırma işlemiyle devam ediyor. Üçünü birlikte kapatalım. Daha yapalım. Tepeye bir ve şöyle dibine bir tane daha yapıp ikisini birlikte kapatalım. 1, 2, 3, 4 zincirle diğer yan tarafa geçelim. Buraya kadar yapalım. Evet, sıra sonuma geldim. Görüldüğü gibi 2, 4, 6 tane yaptım. Aralarda 1, 2, 3, 4 zincir var ve başladığım yere direkt bir seferde çıkarıyorum. Bu şekilde 2 zincir yapıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde beyaz ipimizin kısmı bitti ve diğer bölüme artık geçebiliriz. İstediğiniz renkleri de kullanabilirsiniz. Şöyle hemen başlayalım. Az kalan ipler falan değerlendirilebilir. Şöyle gözükmesi için ben şuraya başlamak istiyorum. Herhangi bölümün bir tanesine şöyle bir tane zincir yaptım. Bir zincir yaptım ve herhangi bir bölümüme ipimi sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum ve buraya bir adet fıstık yapıyorum. Tığım ipimi dolayıp yan tarafa kısaltma işlemi. Ve şöyle ikisini birlikte kapatıyorum. En başlar böyle olacak çünkü. Bir zincir yapıyorum ve kapattığım yere bir fıstık, şöyle dibine bir fıstık ve yan tarafa bir fıstık diyerek şöyle üçünü birlikte kapatalım. Bir zincir yaptım. kapattığım yere bir fıstık, şöyle dibine bir fıstık, yan tarafa bir fıstık yaparak üçünü birlikte kapattım. Bir zincir, tepeye bir, dibine bir, yan tarafa, üçünü birlikte kapatalım. Evet, bu şekilde üçlü kapatma yöntemiyle biraz ilerleyelim. Evet, kaldığım yerden devam ediyorum. Şöyle kapattığım yere bir fıstık, dibine bir fıstık ve yan tarafa bir fıstık daha yapıyorum ve şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir fıstık, dibine bir fıstık ve son köşeye bir fıstık daha, üçünü birlikte kapatıyoruz. Son yerde üçünü birlikte kapatıyoruz. Artık kısaltma işlemi olacak. 2, 4, 5 tane. Evet, şurayı ben tekrar göstermek istiyorum. Videom kesildiği için tekrar yapmak istiyorum. Bir zincir yaptım ve ipimi buraya sabitliyorum. Renkli şöyle yapacağız. Buraya bir adet fıstık yapıyorum. Şöyle tığımı, ipimi dolayıp artık kısaltma işlemi yapacağız. Şöyle ikisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Kapattığım yere bir fıstık. Yine aynı şekilde dibine ve yan tarafa üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir zincir, yukarıya bir fıstık, aşağıya ve yan tarafa bir fıstık yapıp üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Kapattığım yere bir fıstık, şöyle dibine ve tığımı ip dolayarak yan tarafa üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir, kapattığım yere bir, dibine ve yan tarafa diyerek üçlü kapatma işlemine sıra sonuna kadar yapıyorum. Sonunda da yine üçlü kapatmayla tamamlıyorum. Bir zincir yapıp dönüyorum. Ve en başa bir fıstık yapıyorum. Kısaltmamız böyle olacak. Tığımı, ipimi dolayıp yan tarafa şöyle ikisini birlikte kapatıyorum. Tepeye, kapattığım yere bir fıstık, dibine ve yan tarafa üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir, dibine bir tane, bir tane de yan tarafa, şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde üçlü kapatma işlemini yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz ve dönüşte tekrar iki fıstığı birlikte kapatma olacak. Bir zincir yaptım ve dönüyorum. Şöyle kapattığım yere bir fıstık, tığım ipimi dolayıp yan tarafa, ikisini birlikte kapatıyorum. Bu şekilde yapayım. En başa bir fıstık, tığımı ip dolayıp yan tarafa, ikisini birlikte kapatıyorum. Tepeye bir, dibine, yan tarafa, üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir, kapattığım yere, dibine ve yan tarafa, üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir, kapattığım yere bir, dibine bir ve köşeye de şöyle üçlü kapatma işlemini yapıp dönüyorum. Bir zincir, dönüyorum. En başa bir fıstık yaptım, tığımı ipimi doladım yan tarafa. Bu şekilde ikisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir, kapattığım yere bir, dibine bir tane, yan tarafa bir tane, üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, üçlü kapatma yöntemiyle yine sonuna geldim. Şu şekilde üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirle dönüyorum. En başa bir fıstık, tığımı ip dolayarak yan tarafa, bir fıstık daha, İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Buraya bir fıstık, yukarıya, dibine ve son köşeye de bir fıstık yapıp üçünü birlikte yine kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum ve dönüyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum, tığımı ipimi dolayıp şu son köşeye de bir fıstık yapıp ikisini birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde renkli kısımda böyle üçgen oluştu. Kenarlarda 1 2 3 4 5 6 tane var. Yine aynı şekilde beyazda 2 4 6 tane bu şekilde. Lifimiz tamamlanıyor. 6 tane olacak şekilde. 2, 4, 6 tane. Bu ipimizi keselim ve istediğimiz renklerde aynı şekilde gösterdiğim gibi lifimizi örelim. Buraya da yine sarıyı yapalım. Devam edelim. Evet, bir kere daha isterseniz hemen göstereyim. Sarı ipimle buraya sabitliyorum ve en başa bir fıstık yaptım. Tığıma ipimi doladım ve yan tarafa bir fıstık daha yaptım. İkisini birlikte kapatıyorum. Tepeye bir, dibine bir ve yan tarafa bu şekilde üçlü kapatma yöntemiyle sıra sonuna kadar gelelim. Şuraya kadar yapalım. Evet, üçlü kapatma yöntemiyle sıra sonuna geldim. Bir zincirle dönüyorum. Yine bir fıstık, tığım ipimi dolayıp yan tarafa bir fıstık, ikisini birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir, dibine bir tane ve yan tarafa üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar yine aynı şekilde gelelim. Evet, sıra sonuma geldim. Görüldüğü gibi 4 tane yan yana fıstık var. Şimdi tekrar yine en başa bir fıstık, tığım ipimi dolayarak yan tarafa üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir, dibine bir, yan tarafa bir, üçünü birlikte kapatma yöntemiyle yine sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuma geldim. Bir zincirle yine dönüyorum. En başa bir, tığımı ip dolayarak yan tarafa ikisini birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir, dibine bir ve yan tarafa şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Kapattığım yere bir ve son köşeye de dibini yaptıktan sonra son köşeye de yapıyorum ve üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, şimdi 2 tane kaldı yan yana. En başa bir, tığımı ip dolayarak yine ikisini birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir, dibine ve son köşeye üçünü birlikte, şöyle göstermek istedim, üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirli yapıyorum, dönüyorum köşeye bir ve son yere de bir tane daha yapıp ikisini birlikte kapatıyorum. Evet, bir veya iki zincirle yine ipimizi keselim ve diğer bölüme geçelim. Evet, diğer bir bölüme geçtik. Şu herhangi bir zincirin ortasına diğer renk ipimle sabitliyorum. Bir zincir yaptım ve buraya bir adet fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Yine yukarıya bir fıstık. Yine aynı yere, zincir boşluğuna bir fıstık daha. Tığıma ipimi dolayarak bir yukarıya, şöyle buraya değil yukarıya bir adet fıstık yapıyorum ve üçünü birlikte kapatıyorum. Şöyle bir zincir, kapattığım yere bir fıstık, dibine bir fıstık ve yan tarafa bir fıstık. Üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir, dibine bir tane ve yan tarafa bir tane. Şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Şöyle üçlü kapatma yöntemiyle ilerleyelim. Kapattığım yere bir, dibine ve yan tarafa bir fıstık yapalım. Şöyle üçünü birlikte kapatalım. Bir zincir, kapattığım yere bir, dibine bir tane ve tığıma ip dolayarak 3 tane oldu. Üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde üçlü kapatma yöntemiyle köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye kadar geldim. Üçlü kapatma işlemiyle evet, buraya bir adet fıstık yapalım. Köşe olduğu için ve tığımı ip dolayarak yine aynı yere tekrar batalım. İkisini birlikte kapatalım. Bir zincir, yine tepeye bir ve dibine aynı köşeye bir fıstık yapıp tekrar kapatıyorum. Bu şekilde oldu. Gözüküyor mu bilmiyorum ama bir zincir yaptım. Tepeye bir ve dibine bir ve yan tarafa bir diyerek üçlü kapatma işlemini yapıyorum. Köşe bu şekilde oldu. 1, 2, 3, 4 tane köşede fıstık var toplam. 3 tane de üstü var. 2 tane ikili kapatma yaptık. Şimdi tepeye bir, dibine bu şekilde üçlü kapatma işlemini aşağıya kadar uygulayalım. Tepeye bir, dibine bir ve yan tarafa bir diyerekten üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde şu köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye gelmek üzereyim. Kapattığım yere bir fıstık. Şöyle dibine, köşeye gelmeden önce bir fıstık, tığıma ip dolayarak şu zincir boşluğuna iniyorum. Bir fıstık yapıp üçünü birlikte şöyle 3 tane, üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Kapattığım yere bir fıstık, yine aynı zincir boşluğuna, yine aynı yere bir fıstık daha, tığımı ip dolayarak buraya değil karşı tarafa geçiyorum. Bir yukarıya. Buraya da bir fıstık yapıp şöyle göstermek istiyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, biraz önceki yaptığımız gibi kapattığım yere bir fıstık, şöyle dibine bir fıstık daha ve yan tarafa bir fıstık daha. Üçlü kapatma yöntemiyle tekrar bu köşeye kadar gelelim. Evet, köşeye gelmek üzereyim. Tekrardan göstereyim. Kapattığım yere bir, şöyle dibine bir ve son köşeye bir fıstık, şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattığım yere bir fıstık ve yine aynı köşeye bir fıstık daha, ikisini birlikte kapatıyorum. Bu sefer ikisini birlikte kapatıyorum. Tekrar göstereyim ben. Köşeye gelince bir fıstık yapıyorum. Tığım ipimi dolayıp köşeye tekrar şöyle ikisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir, yine kapattığım yere bir ve yine aynı şekilde aşağıya yine ikisini birlikte kapatıyorum. Evet, şimdi kapattığım yere bir ve dibine bir tane, tığımı ip dolayarak yan tarafa bir tane, şimdi üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde yani 1 2 3 4 tane, tam 1 2 3 4 tane fıstık var. Üstünde de 3 tane yan yana fıstık var. 3 tane. Koyu renk olduğu için gözükmüyor ama şöyle. Aynısı ötekisi de öyle. Ve üçlü kapatma işlemiyle yine aşağıya doğru ineceğiz. Aşağıda da yine aynı işlemi tekrar yapalım. Üçlü kapatarak şöyle 3 tane aşağıya doğru tekrar inelim. Aynı bu köşe gibi burası da olacak. Bütün etrafı bu şekilde yapalım. Köşeyi tekrar son olarak göstereyim isterseniz. Evet, buraya bir fıstık. Şöyle dibine ve şuradaki zincir boşluğuma bir fıstık yapıyorum ve üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir yaptım, kapattığım yere bir, yine aynı zincir boşluğuna bir ve buraya bırakıyorum, yan tarafa, şuraya ve üçünü birlikte şu şekilde kapatıyorum. Kapattığım yere bir, dibine bir tane, tığımı ip dolarak yan tarafa bir tane diyerek şöyle üçünü birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde dilerseniz geriye gelip tekrar bakabilirsiniz videoda. Bu şekilde bütün etrafı sonuna kadar yapalım. Evet, son sırama gelmek üzereyim. Kapattığım yere bir fıstık ve buraya, son köşeye bir fıstık daha yapıyorum. 2 tane oldu ve burada yapacak yer olmadığı için direkt şuraya batıyorum. Bir seferde çıkarıyorum. Buraya sabitliyorum. Bu şekilde bir seferde çıkardım ve tekrar batarak sabitledim ve ipimi kesiyorum. Bu bölümü de böyle bitirelim. Diğer bölüme devam edelim. Evet, diğer kenara yapmaya geçelim. Son sıramız bu. Bu içindeki pembe olduğu için dışına da hangi renkse öyle yapacağız. Ve şöyle başlayalım isterseniz. Başlama yeri şu aradaki yer değil, ikinci yer değil, tam onun yanı, tığ koyduğum yer. Şöyle sayacak olursak şu köşedeki fıstıkları saymazsak tepesiyle birlikte 3 taneyi sayarsak 1, 2, 3, 4. fıstığın hemen şöyle dibi diyelim. Buraya ipimizi sabitleyelim ve bir adet fıstık yapalım. Evet, fıstığımı yapıp kapatıyorum. Bu şekilde. Anlaşılmıştır umarım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir yapıp şöyle tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yapıp tepeye batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yapıp aynı şekilde batıyorum. Duruma göre 1 veya 2 zincirle yan tarafa tığıma ip dolayarak bir adet fıstık yapıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir batıyorum. 4 zincir batıyorum. 3 tane küçük çiçek oldu. Tığımı ip dolayarak yine aynı şekilde kenara aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir direkt batıyorum. 4 zincir batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir direkt batıyorum. 1 zincir yan tarafa yine aynı şekilde. 4 zincir yapıp batıyorum. 'a göre aralarda ben şimdilik bir tane zincir yaptım. İki de yapabilirsiniz. Fıstıklarınız büyükse. 1, 2, 3, 4 zincir tepeye batıyorum. 4 zincir yapıp batıyorum. Evet. Bir zincir yapıyorum ve sıradaki yere, köşeye geldim artık. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Köşeye geldiğim için 1, 2, 3, 4 zincir batıyorum. 4 zincir batıyorum. Hiç araya zincir yapmadan yine aynı yere fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir yapıp tekrar batıyorum. Evet, 3 tane küçük çiçeğim olunca bir zincirle diğer yan tarafa, köşelerde böyle 2 adet fıstık olacak. 4 zincir yapıp batıyorum. 'Şimdi tekrar fıstık yapıyorum. Çünkü 2'şer tane olacak köşelerde. 4 zincir yapıp batıyorum. 4 zincir yapıp batıyorum. 4 zincirle batıyorum. Bir zincirle yan tarafa fıstık yapıp kapatıyorum. 4 zincir batıyorum. Bir zincirle yan tarafa geçelim. Evet, bu şekilde yine aynı 1, 2, 3, 4, 5 tane, buraya da 5 tane yapalım. Bu şekilde devam edelim. Evet, bu şekilde ben ilerledim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var tekli. Köşeler ikili olacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada var. 1 veya 2 adet zincir yaparak, evet, ipimi ben Şöyle kesiyorum. Kesiyorum ve diğer renk ipime geçiyorum. Burası sarı olduğu için sarıyla devam ediyorum. Şöyle bir adet zincirle şu fıstığımın tepesine sabitliyorum. Evet, bir adet zincir yaptım. Tığıma da ipimi doluyorum ve yine aynı biraz önceki gibi bir iki tane atlıyorum. Yani alttan 1, 2, 3 tane fıstık atlanacak. Buraya bir adet fıstık yapılacak. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 adet atladım. Buraya bir adet fıstık yapıp hemen kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 adet zincir yapıp batıyorum. 1, 2, 3, 4 adet zincir yapıp batıyorum. Evet, buradan devam edeyim. 2, 3, 4 zincir yapıp batıyorum. 4 zincir yapıp batıyorum. Evet, arada bir zincir var, yine yan tarafa geçerek fıstık yapıp kapatıyorum. 4 zincir yapıp batıyorum. Evet, bu şekilde kenarlama işlemi de böyle. Bir zincir ve yan tarafa fıstık yapıp kapatıyorum. 4 zincir yapıp batıyorum. Bir zincirle diğer bir yana. Evet, bu şekilde köşeye kadar, buraya kadar gelelim. Evet, köşeye gelmek üzereyim. Yine aynı köşeyi buralardaki gibi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane tekli fıstığım var. Bir zincirle köşeye bir adet fıstık yapıp kapatıyorum. 4 zincir yapıp batıyorum. Yine aynı yere bir adet daha yapıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir yapıp batıyorum. Bir zincirle diğer aynı köşeye de yine aynı şekilde 2 adet fıstık yapalım. 4 zincir yapıp batalım. Dört zincirle direkt tepeye şu şekilde batıyorum. Bir zincirle yan tarafa yine aynı 5 adet tekli fıstıklarımızı bu şekilde yapalım. Buradaki gözüktüğü gibi renkleri değiştirerek bütün kenarı buraya kadar tamamlayalım. Evet, dilerseniz geçişi tekrar göstereyim. Görüldüğü gibi 2, 4, 5 tane tekli fıstık var. 1 veya 2 zincirle şu şekilde ipimi kesiyorum. Geçişi tekrar göstereyim ben. Ve böyle sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle bir adet zincir yapıp şuraya, fıstığın hemen tepesine sabitliyorum ve bir adet zincir yapıyorum. Ve buradan 1, 2, 3 tane yan yana fıstığımı bırakıp şöyle göstereyim. 1, 2, 3 bırakıp şuraya, tam buraya bir adet fıstık yapıyorum. Tığımı ipimi dolayarak şöyle 1, 2, 3 adet atladık ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir yapıp batıyorum. 4 zincir yapıp batıyorum. 1 zincir ve yan tarafa geçiş. Evet, bu şekilde devam edelim. Bütün etrafı böyle yaptığımız gibi buraya kadar tamamlayalım. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldim. Tekli fıstıklarımı yaptım ve bir adet zincir yaparak buraya direkt sabitliyorum. Şöyle 2 adet zincirle ipimi şöyle kesiyorum ve artık çiçek yapımına geçebiliriz. Evet, bu şekilde oldu ipimiz. Şimdi çiçek yapımına geçelim. Evet, şimdi 5 adet zincir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincirimizi yapalım ve başladığımız yere batalım direkt. Evet, şu şekilde 1, 2, 3, 4 küçük bir halkamız oluştu. 4 zincir yaptım ve halkamın boşluğuna 2 seferde çıkarıyorum. 2 zincir, halkamın boşluğuna 2 seferde çıkarıyorum. 2 zincir, şöyle 2 seferde çıkarıyorum. 1, 2 zincir. Sığma ipimi doladım ve halkamın boşluğuna bu şekilde çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 zincir yaptım. Evet, 2 zincir yaptım. Tekrar yine aynı yere ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Şimdi 2 zincirle başladığım yere 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzan oldu. Zincirimle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. 2 zincirle başladığım yere şöyle direkt batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Buraya ilk yere 2, 3, 4, 5, 6, 7 dolamalı bir fıstık yapıp kapatalım. 1, 2, 3 zincir yapalım ve arkasına şöyle direkt batalım. 1, 2, 3 zincir ve sıradaki yere 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa fıstık yapıp kapatalım. 1, 2, 3 zincir yapalım ve arkasındaki şu yere direkt batalım. 1, 2, 3 zincir ve sıradaki yere 3, 4, 5, 6 ve 7 kapatalım. 3 zincirle şöyle arkasına batalım. 1, 2, 3 zincirle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane dolamalı fıstık. 1, 2, 3 zincir yapıp arkasına şöyle batalım. 1, 2, 3 zincir ve sıradaki yere 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane böyle yapıp kapatalım. 1, 2, 3 zincir ve arkasına şöyle direkt batalım. 1 2 3 zincir, 1 2 3 4 5 6 ve 7, hepsini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 zincir ve arkaya batıyorum. Evet, bu şekilde 1 2 zincirle ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi ortadaki şu tomurcuğu yapalım. Evet, her çiçekten ikişer tane yapacağımız için şurada biraz ipimiz kalsın ve buraya 2-3 adet normal bir örü zincir yapalım ve ikinciye veya nereye iyi olursa şöyle 3 4 5 fıstık yapıp kapatıyorum. 1-2 zincir yapıyorum ve bunu şöyle biraz uzaktan kesiyorum. Evet, ne kadar dolgun olursa o kadar güzel olur. Tekli fıstık da öyle tabii ki. Evet, şu şekilde bir arasından geçiriyorum. Şöyle ve diğer yerden şöyle geçiriyorum. İpimi şöyle tutuyorum. Bağlıyorum. Diğerinde bağlıyorum. 2 tane bağladım ve ipimi, fazlalıkları kopartalım. Diğerlerinde aynı ikişer tane renk yapıp dönelim. Evet, kenarını göstermek istiyorum ben diğerlerini yapmadan önce. Evet, koyu renk ipimizle bir adet zincir yapalım ve buradaki fıstığımızın şöyle herhangi bir yerine direkt batalım. 1 2 3 zincir yapalım ve fıstığımızın tepesindeki şu boşluğa şöyle batıyorum ve geçiriyorum. 1 2 3 zincir, bir diğer alta iniyorum. 1 2 3 zincir, fıstığımın tepesine şöyle battım ve geçiriyorum. 1 2 3 zincir, diğer bir alta iniyorum. Duruma göre 4 de yapabilirsiniz, fıstıklarınız büyükse. 3 zincir, buraya batıyorum. 1 2 3 zincir, bir alta, bu şekilde bir kere de çıkarıyorum. 1 2 3 zincir, fıstığın tepesine şöyle batıyorum, ilmeğimden geçiriyorum. 1 2 3 zincir ve çiçeğimden şöyle batıyorum. 1 2 3 zincir, fıstığımın tepesine şöyle ilmek almıyorum, buradan böyle geçiriyorum. 1 2 3 zincir, buraya batıyorum. 1 2 3 zincir, buraya böyle bu şekilde batıyorum, bir seferde çıkarıyorum. 1 2 3 zincir. Evet, bu şekilde çiçeğimiz tamamlandı. Şöyle arkaya da batalım. Herhangi bir yere şöyle batalım ki şöyle düzgün dursun. Evet, 2 zincir yaptım ve şöyle ipimi kesiyorum. Evet, çiçeğimiz de bu şekilde. Bütün çiçeklerimizi aynı yapalım, ikişer tane. Evet, bütün çiçekleri böyle buralara aynı renk olarak dikelim. Ben hepsine diktim. Size de gösterme amacıyla hemen yapmak istiyorum inşallah. Bu şekilde iğnemize düğüm attıktan sonra pembe hangisini yapıyorsak alalım ve altından şöyle şu şekilde geçirelim. İğnemizi bu şekilde geçirelim ve yine aynı yerden şöyle yüzeysel dikmeye çalışalım. Evet, bu şekilde. Çiçeklerimizin uçlarına doğru evet, iki sefer dolanabiliriz etrafı sağlam olsun diye. Bu şekilde bütün çiçeklerimizi kenarlarına bu şekilde yapalım. Şöyle alttan da geçirip ipimizi keselim. Evet, bu şekilde bütün kenarları, bütün çiçeklerimizi yapalım. Ortaya da yapalım bir tane. Lifimiz oluştu. Bu şekilde benim anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.